Bugün Türkiye Yenikapı'da toplanan ihtiyaç fazlası araçları konuşuyor. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturalı 2 aydan fazla bir zaman oldu ve israf düzenine son sözü vermişti. Bu israf kelimesiyle ilgili de hayır bu israf değil yolsuzluk ve talan şeklinde değerlendirmeler de var. Nedir bu konu ona bakacağız. 16 milyon İstanbul'a sergileneceği sözünü vermişti. Yenikapı'da ihtiyaç fazlası araçları toplayacağı sözünü vermişti İmamoğlu ve bugün o söz yerine getirilmeye başlandı. Muhabirlerimiz de orada takip ettiler bugün o gündemi ve son aldığımız bilgiye göre 700'den fazla araç orada toplandı ve pazar gününe kadar çok daha fazla sayıda aracın orada toplanacağı söyleniyor. Bu konuyla ilgili AKP'lilerin yaptığı yorumlar var. Hayır, bunlar makam aracı değil. İmamoğlu 1717 makam aracı olduğunu söylemişti. Bunlar hizmet aracı şeklinde yorumlar da geldi. Bütün bunları değerlendireceğiz. Aynı zamanda İmamoğlu'na yönelik eleştiriler de var. Neden bu konuyla ilgili açıklama yapmıyor diye muhtemelen pazar günü bir açıklama yapacağı da bekleniyor. Daha fazla sözü uzatmadan hemen bu konuyla ilgili hizmet araçlarıyla makam araçları arasındaki korelasyona ilişkin İBB meclis toplantılarında bu konuyu aslında ilk gündeme getiren isimlerden birisi İyi Parti İBB meclis üyesi Doktor Suat Sarı hattımızda. Kendisiyle bu konuyu konuşacağız. Suat Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, bugün Türkiye Yenikapı'da toplanan araçları konuşuyor. Ben öncelikle tartışmalı olan bölümden başlamak istiyorum. Bu araçların aslında AKP yöneticileri makam araçları değil hizmet araçları olduğunu söylüyorlar. Ve buna yönelik eleştiriler getiriyorlar. Nedir oradaki durum? Siz nasıl görüyorsunuz? Buradakiler hizmet aracı mı, makam aracı mı? Nasıl değerlendirmelerde bulunacaksınız? Şimdi benim yaptığım farklı tespit şuydu. Ben direkt araç sayıları üzerinden bir eleştiri değil, tek tek tüm kurumların ne kadar yöneticisi olduğunu tek tek saydım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, İSKİ'de, İETT'de ne kadar makam var? Bu makamla bu korelasyonu daha anlaşılabilir kılmaya çalıştım. Baktığımızda Büyükşehir Belediyesi'nde 643 yönetici var, 1717 araç var. İSKİ'de 124 yönetici var, 874 araç var. İETT'de 48 yönetici var ve özür dilerim, 150 araç var. Dolayısıyla baktığımızda bunların toplamında 138 milyon gibi bir değer var. İlave ediyorum, yanı sıra bir de buraya 559 tane de dışarıdan sürücü kiralanıyor yıllık olarak. Şimdi ülkemin 500 milyon, 500 milyar dolar borcu varken, işsizlik %15'lere gitmişken, genç işsizlik %25 civarına gelmişken, milyona varan bir işsizlik varken, bu savruk, bu israf dönemi hakikaten çok çarpıcı. 138 milyon yıllık maliyeti var. Burada daha farklı bir şey var. Kiralık araç işi bütün dünyada ve özellikle ülkemizde 3 yıllık yapılır. Burada bir yıllık ihale yapmak zaten bu işin çok farklı bir ihale olduğunu gösteriyor. Ve buraya verilen parayla bu arabaların satın alınması mümkün. Yani böyle bir yanlışlığın içine girilmiş. Başka bir şey daha var. Biz çok zengin bir ülke değiliz. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. G20 ülkeleri arasında 20. ülkeyiz. Neden biz makam aracı kullanıyoruz? Niye müdürlerde makam aracı var? Neden bir insan kaynakları müdürü ya da bir mali işler müdürüne bir makam aracı neden tahsis edilir? Neden bunlara bir makam şoförü verilir? Bunu anlamak mümkün değil. Bırakınız müdürleri, müdür yardımcılarının altında bile arabalar var. İş bu kadar vahim. Yani böyle bir kurumda genel sekreter, genel sekreter yardımcısının makam şoförü olabilir. Ama diğerlerine ne oluyor? Zaten çok önemli, çok popüler, çok kurumsal bir kurumda çalışıyorlar bu insanlar. İyi de maaşları da normal Türkiye düzeyinde alınıyor. İBB'de çalışmak esasında çok büyük bir gurur kaynağı. Buna rağmen bu israfı anlamak mümkün değil. Neden havuz araç sistemi kullanılmıyor? Yani bu kişilerin operasyon anında 50 tane araba koyarsınız. Bunların gerektiği anda dışarı giderler, gelirler. Ama evlerine gitmek ne demek? Cumartesi, pazar bu araçların kişilerin evlerinde kalması ne demek? Bu
Yıllık izinlerde bu araçların, bu insanların kendilerinde kalması ne demek? Bunu sorgulamak lazım. Peki bu kiralık araç sistemi, kiralık araç işi dediniz. Şu anda İBB'de nasıl işliyordu bugüne kadar bu süreç? Örneğin firmalar var. Bu firmalardan bu araçlar bir yıllığına kiralanıyordu ve çok yüksek maliyetlerle mi kiralanıyordu? Nasıl işliyordu? Şimdi bu ihalelere hiç kimsenin elinde bir kullanılmış araç olmaz. İhalelerde model olarak 2019 yılındayken 2017 yılındaki modelde araba aranıyor. Hiçbir rentekar firması 2017 firmayı aracı elinde tutmaz. Dolayısıyla adrese teslim ihaleler bunlar. Zaten baktığınızda onlarca firma girmesi gerekirken 2-3 firma giriyor ve sonunda bir firmaya kalıyor. Çok daha enteresanı, hep aynı firma alıyor İBB'deki ihaleleri. Bunlar sorgulanması gereken şeyler. Halbuki 3 yıllık yapısı yeni araçlar olacak. Ve daha rantabl fiyatlarla daha fazla rekabet ortamında bu araçların kiralanması mevzubahis olacak. Bu yanlış ihale sistemi dolayısıyla bu maliyetleri de çok fazlalaştırıyor. Peki bu havuz araç sistemi kullanılması lazım dediniz. Bu sistemle şu an işleyen sistem arasında ne gibi farklar var? Biraz açabilir misiniz? Yani nasıl bir sistem işlemesi gerekiyor esasen? Şimdi diyelim ki İETT'de de 50 tane makam var. 50 adama ayrı ayrı araba verilmiş. Şimdi biraz evvel söylediğim gibi insan kaynakları müdürü, mali işler müdürü, idari işler müdürüne niye araba verirsin? Bu kişiler eğer İETT'nin belli birimlerine gün içinde gidip geleceklerse 10 tane araba koyarsınız. O 10 tane arabayı fasılalı olarak kullanırlar. Ama gidip de herkese araba verince herkesin arabası aşağıda yatıyor. Evine götürüyor, günlük yaşamında kullanıyor, öyle mi? Olmaz yani. Şimdi bunların üzerinde başka bir şey daha söyleyeyim. Kurumlarının logoları bu araçların üzerinde olması lazım. Bugün böyle değilse yarın da böyle olmalı. Halk X kurumdaki o aracın yoldayken hangi maksatta kullanıldığını ihbar edebilmeli. Deniz kenarındaysa üzerinde İETT'de yazıyorsa halk bunu ihbar edebilmeli. Bu araçların hiçbirinin üzerinde logo yok. Böyle de bir özel kullanım var. Çünkü plakaların hepsi beyaz plaka. Kurum plakası değil. Evet. Bu tabii yani savurganlığın en önemli göstergelerinden biri. Peki ilave ediyorum. Siz gidin bir Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya bu kadar arabam var. Roma Belediyesi'nde makam olarak 12 tane araba var. Gerisi zaten toplu taşımayla gidip geliyor. Ve artık toplu taşıma o kadar gelişmiş ki herkes evinden toplu taşımayla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birimlerine gidip gelebilir. Bu rakam Roma Belediyesi'nde 12, bizde kaç? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kaç, var mı bir rakam? Gördüğünüz gibi biz şimdi 643 yöneticiye 1717 araç diyoruz. Yani İETT'ye alalım 48 tane. İETT'de olması gereken ne biliyor musunuz? En fazla 4 ya da 5. 5 tane de havuz arabası koyun. 150 araç neymiş? 20 araç koyun, 30 araba koyun, 150 araç neymiş? Nedir bunun matematiği? Nedir bu savurganlık? Evet, peki Tevfik Göksu, AKP Grup Başkan Vekili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi diyor ki hepsi bunların arazide kullanılan hizmet araçları, kara propaganda yapıyorlar, hayatı hizmeti durduruyorlar diyor. Buna ilişkin ne söylemek istersiniz? Yani bunları tasnif ettiğimizde tek tek ortaya çıkabilir. Yani hangi araç kime tahsis edilmiş, bu net görülebilir. Tekrar ediyorum, bu tür operasyonlar bu araçlarda var ise bu havuz olarak değerlendirilir. Bu kadar kişilere verilmez. Bu kişilere biraz da partizanca verilmiş bir uygulama diye düşünüyorum. Ayrıca acaba bu araçların hepsi o kurumlarda mı kullanılıyor? Bu en büyük 5 tane sorudan biridir. O kurumlarda mı kullanılıyor, başka yerde mi kullanılıyor? Bunu zannediyorum ileriki zamanlarda daha net göreceğiz. Peki bu araçların getirilmesi nasıl oldu? Bununla ilgili bilginiz var mı? İspark görevlileri sanıyorum ki gidip bu araçları getiriyorlar. Hani nereden buluyorlar, nasıl buluyorlar? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Bu çok basit zaten. Bu araçların kimlere tahsis edildiği belli. Devlet kurumunda bir aracın bir makama verilirken mutlaka bir zabıtla verilir. Onlar zaten o zabıtlarda vardır. Kime nasıl teslim edildiği bellidir. Dolayısıyla o kişinin de o arabayı ya kendisi ya da kurumda bulunan bir şoför vasıtasıyla Yenikapı'ya teslim ediyordur. Yani İspark
bir ayrı bir görev üstlendiğini zannetmiyorum. Evet, peki siz aynı zamanda Millet İttifakı'nın içindesiniz. CHP'lilerle dolayısıyla İBB meclisindeki CHP'lilerle bir temasınız vardır diye düşünüyorum. Burada Ekrem İmamoğlu'na da düşük dozda da olsa eleştiriler geliyor. Hani çıkıp açıklaması lazım diye. Ne zaman bir açıklama yapacak? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Çok net bir bilgim yok. Ancak bütün araçlar toplandıktan sonra, çünkü burada şu anda AK Parti yönünde de yapılan eleştiri sırf Clio'ları görüyoruz deniyor. Evet. Herhalde küçük, kısa bir periyotta bütün hepsi toplanacak. En az %80-90'ı toplanacak. Çünkü bunun içinde daha üst segmentte araç var. Yani Passat'lar, Mercedes'ler olması gerek. Bu bir süreç tabii. Zannediyorum kısa bir zamanda onların hepsi toplanacak. Sırf bu sayı tabii ki halkı memnun eden bir sayı olmayacaktır. Evet, peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet, çok teşekkürler. Evet, Doktor Suat Sarı ile konuştuk. Kendisi İyi Parti İBB Meclis üyesi. Bu araç konusuyla ilgili ilk açıklama yapan, bu konuyu aslında aylar öncesinden dile getiren bir isim. Ve birkaç ay geçtikten sonra da bu araçlar Yenikapı'da ihtiyaç fazlası araçlar. Yenikapı'da İmamoğlu'nun görevlendirmesiyle toplanmaya başladı. Bakalım İmamoğlu'nun hafta sonu bir açıklama yapabileceği, işte cumartesi günü aslında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le bir buluşması olduğu ve belki de pazar günü bir açıklama bu konuyla ilgili yapabileceği söyleniyor. Şu anda sosyal medyada da Türkiye'nin gündemine de bu araçlar oturmuş durumda. Aslında her geçen gün, her geçen hafta AKP'nin yönetimde olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin çok ciddi usulsüzlükler, yolsuzluklar ve talan aslında belgeleri ortaya çıkmış oluyor. Buna ilişkin itirazlar da geliyor AKP cephesinden ama bunların halk nezdinde ne derece doyurucu olduğu da tartışmalı. Çünkü o araçlar İBB meydanına, Yenikapı meydanına dizilmiş durumda. O araçları herkes görüyor ve Suat Sarı ifade ediyor, bu kiralık araç işi diyor aslında 3 senelik olarak yapılması lazım. Havuz sistemi olması lazım. Yani bir havuzda toplanacak araçlar ve ihtiyaca göre kimin ihtiyacı varsa talepte bulunacak ve o aracı alacak. Birçok belediyede de bildiğimiz kadarıyla böyle işliyor işler ama AKP'nin hakim olduğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bu iş böyle işlemedi ve 138 milyon liralık sadece 2019 yılı için çok ciddi bir bütçe bu araç kiralama işine ayrıldı ve aslında 643 yöneticiye 1717 makam aracı düştüğü görülüyor. Bir kişiye birden fazla araç düştüğü bir sistem işliyor durumda ve bu araçlarda artık tahmin edilebiliyor ki kişilerin kendi günlük yaşamlarında kullandığı araçlar. Roma Belediyesi'ne örnek verdi Suat Sarı ve 12 araba var dedi Roma Belediyesi'nde. Bizde 1717, yalnızca 643 yöneticiye ayrılan rakam, Roma Belediyesi'nde ise 12 araba var ve İBB'deki hep aynı firmaya veriliyor. Bu aynı firmalara veriliyor bu ihaleler. Bu da işin bir diğer ilginç yanı, kiralık araç sistemi gerçekten hiçbir şeffaflığı olmadan işletilmiş. Yıllarca AKP'nin yönetimde olduğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde diyelim. Bu konuyu belli ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluklar konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Birazdan başka bağlantılarımızla yayınımız sürecek.